Veteriner hekimi Yiğit Gezeroğlu. Bugün Bursa'dan yayına katılıyoruz. Bursa Yenişehir İtimat Çiftliği'ndeyiz. İtimat Çiftliği 2009'da Eylül ayında faaliyete geçti. Ekim 1 itibariyle sağmal hayvanlarımız geldi. Şu an 3 adet işletmemiz var. 2011'de ikinci işletmemiz 1000 başlık faaliyete geçti. Ondan bir yıl sonra yani 2012'de üçüncü işletmemiz faaliyete geçti. Şu an 3 işletmeyle yaklaşık 3200 hayvan kapasitesiyle faaliyetimize devam ediyoruz. Ben bugün size neyden bahsetmek istiyorum? Ülkemizde küçük büyük işletmeler var ve bu işletmelerin Tarım Bakanlığı tarafından tutulan ciddi kayıtları var. Buna paralel bizim de kayıtlarımızın sağlıklı ve problemsiz olması gerekiyor. Bakanlık bu konuda bize nasıl hitap ediyor? Hayvanlarımızı kayıt altında tutuyorlar. Bunu nasıl yapıyorlar? Kulak küpe numaraları, seri kulak küpe numaraları verilerek hayvanlara. Son zamanlarda da hayvanlara çip takarak hayvanları TürkVet adı altında bir Türkiye çapında bir sistemle kayıt altında tutuyorlar. Ve bunu sürekli takip ediyorlar. Kontroller yapılıyor işletmelere gelip. Doğan buzağlar kayıt altına alınıyor. Bizim de buna paralel bu işlemleri yapıp yaptırmamız gerekiyor. Biz İtimat Süt AŞ olarak sözleşmeli anlaşmamız olduğu için bakanlıkla bizim kendimize ait şifrelerimiz var. Doğan hayvanları günü gününe bu sisteme kaydediyoruz. Kaydediyoruz ki zamanı geldiğinde aşılarını, yapılan gerekli müdahaleleri de kayıt altına alabilelim. Ölen hayvanları gene aynı şekilde zamanında sistemden düşüttürerek eksi artı sürümüzü sağlıklı bir şekilde idame ettirmeye çalışıyoruz. Bunları yapmazsak bunların tabii ki bakanlık tarafından belli süreleri var, belli sınırlamalar var. Mesela bir hayvanımız öldüğünde bunu TürkVet'ten düşmek için bize bir hafta süre veriyorlar. İşte kurban zamanını yeni yaşadık. Kurbanlık hayvanlarımız kesildi. Bunları işletmelerimizden düşmek için bize gene bir hafta süre tanıyorlar. Bunun gibi birçok işlemlerimiz var. Aşılama işlemleri Tarım Bakanlığı'nca ilgili arkadaşlarla köylere gelinip köylerde yapılıyor ve sisteme kaydediliyor. Yalnız bizim gibi büyük işletmeler bu uygulanan aşıları zamanında sisteme kaydederek sağlıklı bir şekilde idame edilmesini sağlıyoruz. Bunu yapmamızın bir diğer sebebi de hayvanlarımızın hani hastalıklara karşı immünite oluşturmasının yanında buzağı desteklemesi olarak alacağımız desteklemeler. Eğer hayvanlarımızda şap ve çiçek aşısı eksik olursa biz bu desteklemelerden muaf oluyoruz, alamıyoruz. Bunun için işletmelerimizde öncelikle aşılarımıza dikkat ediyoruz. Yeniden en başa dönersek işletmemizdeki kayıtların sağlıklı olması gerekiyor. Nelerden bahsettik? TürkVet'ten bahsettik. Aşılamalardan bahsettik. Tabii TürkVet'in yanında Damızlık Birliği üyeliğimiz de olabilir. TürkVet'le Damızlık Birliği birbirine paralel seyrediyor sistem olarak. Yani birbirinden data alabiliyorlar. Bu yüzden TürkVet'imiz, hayvan kayıtlarımız sağlıklıysa Damızlık Birliği kayıtlarımız da sağlıklı oluyor. Tabii bunlarla işin bir diğer ayağı da hayvanlarımız sigortalıysa bu sefer Tarsim devreye giriyor. Yani üçlü bir sistem var. TürkVet, Damızlık Birliği, Tarsim. Bunun yanında bir de bizim sürü içerisinde sürü yönetimini takip ettiğimiz, sürüyü takip ettiğimiz sürü işletim sistemimiz var. Bu dörtlü bir ayak şeklinde devam ediyor. Burada en sağlıklı olması gereken bence sayın seyirciler kendi işletmemizdeki kayıtlar. Eğer bunlar temel olarak sağlam olursa TürkVet'i de zamanında takip ettiğimizde TürkVet'imiz sağlıklı oluyor. Buna paralel
Damızlık Birliği kayıtlarımız da sağlıklı olduğunda bizden Tarsim gerekli evrakları istediğinde ya da poliçemiz yenileneceği zaman sağlıklı bir şekilde onlara datayı vermiş oluyoruz ve işlerimiz çok kolay bir şekilde devam ediyor. O yüzden sürümüzdeki kayıtlarımızı gerek yeni doğan buzağlarımız olsun, gerekse sağmal hayvanlarımız olsun, genç hayvanlarımız olsun ki bunların içinde tohumlanan düveler var. Yani tohumlama deyip geçmeyelim, yıllık yaklaşık 4000-5000 tohumlama yapıyoruz biz işletme olarak. Eğer bunlarda biraz aksamalar yaptığımızda bizim sürümüzdeki takip olayları aksamaya başlıyor. Nasıl aksar? Bir bakarsınız olmadık bir zamanda bir hayvan doğurmuş oluverir. Buzağı kucağımıza alırız. Nereden çıktı bu buzağı diyebiliriz. Bunları yaşadığımız için anlatıyorum ben. O yüzden işlerimizi günü gününe yapacağız. Kayıtlarımızı günü gününe tutacağız. Tohumlama kayıtlarımız, doğumlarımız, hastalık kayıtlarımız, süt verimlerimiz, sağlık raporlarımız, gruplarımız ki gruplar çok önemli. Süt verimine göre de ayarlayabilirsiniz ki biz öyle yapıyoruz. Bunun yanında besleme devreye giriyor. Yani grup sayılarımıza göre, süt verimimize göre beslememizi ayarlıyor zooteknisi arkadaşlarımız. Tabii küçük işletmelerde hayvan sahipleri hayvanlarını damda ona göre bir dizilime koyuyorlar. Ben yaklaşık 6 yıl yem sektöründe de çalıştım. Köylerde de dolaştık, seminerler verdik. Oralarda yetiştiricilere bakım barınak koşullarını, bu kayıtları, bu sistemleri anlatmaya çalıştık. Şimdi de burada birebir kendimiz yaşıyoruz. Gerçekten sağlıklı bir şekilde gerek sürü sağlığı olarak gerekse de resmi kayıtlar olarak bizim rahat, muntazam bir şekilde ilerlememiz için datalarımızın güzel olması gerekiyor. TürkVet dedik. TürkVet'te ne işlemler yapıyoruz? TürkVet'te öncelikle doğan buzağlarımızı kaydediyoruz ve sürümüzden çıkan hayvanları sistemden düşüttürüyoruz. Ondan sonra desteklemeler için artık günümüzde devlet desteklemeleri, bakanlık desteklemeleri ciddi rakamlar tuttuğu için ve bakanlığımız da bu hususta yetiştiricimizin gerçekten arkasında olduğu için devlet kayıtlarımızın, aşılama kayıtlarımızın sağlıklı olması gerekiyor. Ne yaptık? Doğan buzağları kaydettik. Sürüden çıkanları düşürdük. Doğan hayvanlara ve anaç hayvanlara aşılarımızı girdik. Doğan buzağlarımıza aşıları ne zaman giriyoruz? Resmi olarak yönetmelik istiyor ki şap aşısını 60. günde yapacaksınız. Bunun rapelini 21 gün sonra yapacaksınız. Hayvan 3 aylık olduğunda da bizden tek doz çiçek aşısı istiyor. Aşı destekleme için önemli olduğu kadar, daha doğrusu ondan daha önemlisi hayvan immünitesi açısından önemli öncelikle. Bir diğer husus da eğer çiftliğimizden hayvan satışı varsa, eğer bir sevk işlemi varsa bu noktada aşılamalar çok önem kazanıyor. Çünkü sevk işlemlerimizi aşısız hayvanlarımızla yapamıyoruz kesinlikle. Sistem, devletimiz buna izin vermiyor. Yani devlet bu hususta gerekli önlemleri almış durumda. Bizi bir ciddiyete, ciddi bir kayıt sistemine yönlendiriyor zaten. Zaten günümüzde son yıllarda buzağı desteklemelerinde çok akılcı tespitler yapıldı. Önceden anaçlar üzerinden destekleme alıyorduk. Şu an buzağlar üzerinden alıyoruz. Buzağının 4 ay işletmemizde sağlıklı bir şekilde yaşaması gerekiyor. Bunun için de sistem bizi neye sevk ediyor? Buzağlarımıza iyi bakmaya, onları sağlıklı tutmaya, hayatta tutmaya ve akabinde de memlekete faydalı olmaya itiyor. Yani biz buzağlarımızı ölüm oranını ne kadar minimumda tutarsak ülkemiz hayvancılığı da o kadar kalkınacaktır. Bu yönde çalışmalar var. Buzağlama aralık sınırları da kondu artık. 450 günden
fazla olan buzağlama aralığına devlet destek vermiyor. Bu noktada bizim döl verimimize de müdahale etmiş oluyorlar. Tabii bu müdahale bizim için olumlu yönde. 450 günden önce hayvanınızı buzağlatın diyor. Yani iki doğum arasındaki süre 450'yi geçmesin. Böyle olduğu zaman bizim süt verimimiz de iyi oluyor. Buzağı sayımız da fazla oluyor. Karlılığımız da artıyor. Bu gibi tespitler yapıldı ve yönetmelik bu yönde değişim sürecinde. Her geçen gün bir şeyler ekleniyor. Bu da işletmelerin daha iyi olması yönünde, daha ciddi bir çalışma içerisinde olunması yönünde. 90. günde çiçek aşısını yaptık. İki şap bir çiçekle sevk işlemine sistem izin veriyor. Burada bize düşen çok düzenli bir şekilde aşılama programını, yani resmi aşılama programını uygulamak. Bu resmi aşıların yanında, buzağlardan bahsediyorum, bizim ticari aşılarımız da var. Yani şap ve çiçek hastalığı dışarısında bizim işletmelerde yaşadığımız birçok problemlerimiz var. En başta ishaller, diyareler, ikincisi pnömoniler, ani buzağı ölümleri. Bunlara karşı tedbirler almamız gerekiyor. Bunların sebeplerini tespit etmemiz gerekiyor. Yaşadıklarımıza baktığımızda en çok geçirdiğimiz rahatsızlıklar doğum sonrası erken buzağlama döneminde annelerde ciddi hastalıklar olduğu gibi buzağlarda da bu erken dönemde çok ciddi hastalıklar oluyor ve kayıplar oluyor. En hassas dönem ilk bir aylık dönem. Bu bir aylık dönemde en çok yaşadığımız problem ishal problemleri, diyare. Bunlar akut da şekillenebiliyor, kronik hal de alabiliyor. Bunlara karşı nasıl tedbir alıyoruz? Daha anne doğurmadan önce tedbir almaya bakıyoruz. Ne kadar sağlıklı bir annemiz olursa o kadar sağlıklı gelişmiş, o kadar sağlıklı doğmuş, doğumu güzel gerçekleşmiş bir buzağı elde ediyoruz. Anne ne kadar sağlıklı, buzağı o kadar sağlıklı. Sağlıklı bir buzağı da korumak, hastalıklara karşı tedbirler almak bize düşüyor. Bizim görevimiz. Çünkü buzağı annesinin karnından steril bir şekilde doğuyor. Ortamımızda gerekli dezenfeksiyon işlemlerini yaptıktan sonra aşılama programları devreye giriyor. Daha anne karnındayken biz anneler üzerinden aşılamalara başlıyoruz. Bu nasıl oluyor? Annede oluşan immünite ağız sütüyle buzağa aktarılıyor. Yani bizim annelere yaptığımız aşılar kuru dönem 2 bölümünde, yani son 20 günde, daha da biraz genişletirsek son 2 ayda, doğuma kalan son 2 ayda yaptığımız uygulamalar, aşılar annenin ağız sütüyle immünite olarak buzağa aktarılıyor. Bu dönemde neler yapıyoruz? Clostridium aşıları yapabiliyoruz. Rota korona ishale karşı aşılar yapabiliyoruz. En önemli iki tanesi bunlar. Bunlar annenin ağız sütüyle buzağa aktarıldığı zaman buzağda geçici bir bağışıklık oluşuyor. Yaklaşık ilk 40 günü kapsayan bir bağışıklık oluşuyor. Burada dikkat edeceğimiz bir husus da kuru dönemde yaptığımız bazı ticari aşıları ekstradan buzağa yaptığımızda birbirini pasifize etmesi. Bu da önemli bir ayrıntı, bilgi. Merak eden arkadaşlar bunları kendileri de araştırabilirler. Biz 0. günde A, E, D vitaminleri, selenyum destekleri yapıyoruz. Hiperimmün serumlar kullanıyoruz, aşılar kullanıyoruz. 20. günde Clostridium'a yönelik ilk doz bir aşı yapıyoruz. Bunu 50. günde tekrar ediyoruz. Bir rapel daha yapıyoruz. Çünkü günümüzde işletmelerimizde ani ölümlerin birçok sebebi bu Clostridium çeşitlerinden kaynaklanıyor. Bunun akabinde tabii senelik aşılarımız devreye giriyor. İlk 6 aylık bölümde pnömoniye karşı buzağlarımıza
para influenza 3'e karşı, pastorella'ya karşı, örnekler veriyorum, BVD'ye karşı, IBR'ye karşı bazı aşı uygulamalarımız var. Bunları genelde senede 2 doz halinde uyguluyoruz. Resmi aşılara geri dönersek senelik bazda, şapı bakanlık bizden senede 2 kere istiyor. Çiçeği de bahar ayında, yani Nisan-Mayıs aylarında tek doz olarak istiyor. Anaç hayvanlara yönelik. Bütün bu anlattıklarımızı yeniden toparlayacak olursak, gene en başa dönmek istiyorum ben. Bu aşılamalar, bu desteklemeler gene sağlıklı bir kayıt sistemiyle oluyor. Bizim veri tabanımız, bizim kayıtlarımız sağlıklı olacak ki bu yolda düzgün bir şekilde ilerleyebilelim. Bir diğer konudan, Tarsim'den bahsetmek istiyorum. Hayvan hayat sigortaları olarak geçiyor. Tarımsal sigortalar olarak da geçiyor. Kendi içerisinde böyle bölümleri var. Ben size bugün biraz hayvan hayat sigortasından bahsetmek istiyorum. Zamanında devlet destekli kredilerle beraber hayvan hayat sigortalarının da önemi bir nebze daha arttı. Bunu bir şekilde şart koştular. Yalnız günümüzde görüyoruz ki hayvanlarımızı sigorta yaptırmak bizim için büyük avantaj. Bunun sebebi de bu kadar büyük potansiyelli sürülerde hastalık risklerimizin çok olması. Yaşanan istenmeyen olayların olması. Mesela çiftlikte yangın çıkabilir. Kaba yemlerimiz ya da başka ekipmanlarımız yanabilir. Hayvanlarımızla ilgili hastalıklar çıkabilir. Ciddi kayıplarımız olabilir. Bu noktada işletmemizin ayakta kalması, bir destek olunması açısından devlet destekli olarak Tarsim sigortaları devreye giriyor. Bunun %50'sini bakanlık karşılıyor, %50'sini biz ödüyoruz. Bir hayvanımızı sigorta yaptırdığımızda belli hastalıklar var. O hastalıklardan dolayı kayıplar oluştuğunda sigorta sistemi hayvanın ödeme miktarının poliçedeki hayvan başı ücretin %80'ini bize geri ödüyor. Gerek hayvanımız kesilmiş olsun, gerekse ani ölüm şekillenmiş olsun. Eğer hayvanımız kesime sevk edildiyse, örnek veriyorum, 10 bin lira üzerinden sigortalanmış bir hayvanın %80'i 8 bin lira eder. Bize 8 bin lira tam para olarak geri ödeme yapılıyor. Faturamız 6 bin lira tuttuysa 2 bin lira üzerine sigorta sistemi ödemeyi gerçekleştiriyor. Ölüm olduğunda gerekli tespitler yapıldıktan sonra, ekspertiz olayları gerçekleştikten sonra 8 bin lira olarak sistem bize ödemeyi gerçekleştiriyor. Bir şekilde kendimizi bu şekilde emniyete almış oluyoruz. Tarsim için de gene en önemli bizden istenen şey kayıt. Kayıtlarımız TürkVet veri tabanından data aldığı için TürkVet'imiz gene sağlıklı olacak. Düşen küpe bildirimlerimiz sağlıklı olacak. Eğer hayvanımızda küpe yoksa ve hayvana bir hasar oluştuysa, bizim de sisteme düşen küpe talebimiz olmadığı durumda o hayvanı poliçeden çıkarmıyorlar da ödemesini yapmıyorlar. Yani bu noktada düşen küpe kayıtlarımızı düzgün tutacağız. Zamanında bildireceğiz. Küpe talebinde bulunacağız. Ve küpelerimiz geldiğinde doğru bir şekilde hayvanlara implante edeceğiz. Bugün sizlere en başından beri bahsettiğim kayıt sistemimizin düzenli olmasıydı. Diğer programlarımızda başlıklar halinde
alt bölümlerini sizlere sunacağız. Daha ayrıntılı bir şekilde değerlendireceğiz. Bugünlük bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.